Merhaba Senin Hikayen izleyicileri. Bugün hikayesiyle TV programlarının Dobra Sesi araştırmacı yazar Sevda Türksev sizlere ilham oluyor. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Belki de sizi ilk kez tanıyacaklar için soruyorum. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Vallahi şimdi ben kendimden bahsetmeye başlarsam 2 saat sürer. Kısaca şöyle diyeyim. İşte 18 yaşında iş hayatına atıldım. Şu an 47 yaşındayım. Türkiye'nin önemli firmalarında genel müdürlük yaptım. Özel sektörden geldim. 2004 yılında işte bir kitap yazarak basın hayatına ve daha sonra da köşe yazarlığına başladım. Sonra tabii gündem değerlendirmeleri yapmaya başlayınca halk uslubumu sevdi herhalde. Bir de duruşunu bozmayan kişileri halk takip eder, bırakmaz. Ben de 2004 yılında nasıl bir çizgiyle çıkmışsam, bugün yıl 2016, aynı çizgide, aynı duygularla, aynı ideolojiyle davamı savunmaya devam ediyorum. Böyle bir süreçle medya hayatıma girdi ve medyayla devam ediyoruz. Ama tabii ki benim asıl işim, ben iletişim uzmanıyım, aile danışmanıyım. Belediyelerde konferanslara eğitimler veriyorum, özel şirketlerde veriyorum, girişimcilik ve inovasyon eğitimleri veriyorum. Bunlar tabii benim asıl haşır neşir olduğum iş, ama tabii medya sihirli bir ekran olduğu için medyadaki halinizle sizi tanıyorlar. O da güzel. Bir oğlum var, 26 yaşında, jeofizik mühendisi. İyi bir ailem var, güzel arkadaşlarım var, bir de lokum var, kedimiz var. Hayvanları seviyorum, insanları seviyorum, bitkileri. Yani ben Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi seviyorum. Hayatımı sevgi üzerine kurmuş bir insanım. Kırılmıyor muyuz? Kırılıyoruz ama Sevda Türksev dediğinde hani insanlar videolara böyle agresif kadın, ama özel hayatta da tam aksi. Mesela komedyen misiniz diye soranlar oluyor. Böyle bir açık bir şey var, denge var. Ama ben hani bu zamana kadar yaşam sürecimde yaptığım bütün işlerde başarılı oldum. En büyük başarım yalnız hayırlı bir evlat yetiştirmek ve en büyük başarım, çok zengin değilim madden ama çok güzel arkadaşlıklarım, dostluklarım var. Hayat felsefem de bu. Yani Sevda Türksev öncelikle bir kadın, sonra bir anne, sonra bir akraba, evlat, abla, arkadaş. Ondan sonra işte millet işte Dobro kadın diyor, işte delikanlı kadın diyor. Sağ olsunlar, ama ben zaten öyleyim, numara yapmıyorum. O da hoşuma gidiyor. Ama her şeyden önce önemli değerlerim neyse ben oyum. Ondan sonra da kimliğimiz neyse o. 18 yaşınızda başlayan çalışma hayatınızdan bugüne kadar hayatımın dönüm noktası ya da kırılma noktası dediğiniz bir anınız oldu mu? Olduysa hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi tabii 29 yaşında öyle bir kırılma yaşadım. Yani ben o kırılmayı kendim yaptım. Çünkü insan işte hayatın o gençlik yaşlarında duygusal duyguları daha ön planda. Duygusal zekasını çok iyi kontrol edemiyor. Şimdi duygusal zekayı kontrol etmek için duygularınızı kontrol etmeniz lazım. Ama genç yaşlarınızda duygu yoğunluğunuz çok daha ağır bastığı için duygusal zeka çok fazla devrede olmuyor. Ha, akademik zekanız zaten o yaşlar, yani orada da zekisiniz. Ben mesela hep hani bir söz vardır, güçlü insanlar vazgeçebilir diye. Mesela ben 29 yaşında bir kitap okurken orada bir söz okudum, bir cümle, ve o cümleden sonra mesela vazgeçtim. Birçok hani çok istediğim, çok sevdiğim şeylerden vazgeçip yoluma devam ettim ve yıllar sonra dedim ki iyi ki vazgeçmişim. İyi ki öyle olmuş. Yani benim hayatımın kırılma noktası 29 yaştır. O yüzden de mesela benim ruh halim hep 29 yaşında kaldı. Yani o 29 yaşındaki ruh haliyle, hani amatör ruh dediğiniz, hep öyle kaldı. Tavsiye ederim. Bazen vazgeçişler zordur ama neticesinde sizin hayatınızı olumsuz etkileyecek kararlardan geri dönmek ileride size çok daha büyük mükafatlar getirir. Benim kırılma noktam 29 yaşındır. O söz de çok güzel. Herkes uygulasın. Evet, başarılı olacaksınız. Başaracaksınız ve kendi modelinizi oluşturacaksınız.
Yani tarzınız, uslubunuz, benim şimdi bir uslubum var ya, Sevda Türküsev uslubu falan, onun gibi. Ama o da yetmez, onun ötesine geçeceksiniz. İşte bazen onun ötesine geçmek için bazı şeylerden vazgeçmek gerekiyor. Benim de hayatımın kırılma noktası 29 yaştır. İyi ki de vazgeçmişim bazı şeylerden. Yoksa sizi şu anda bu röportajı yapıyor olamayacaktık. Bu programı yapıyor olamayacaktık. Allah biz de iyi ki deriz. Evet. Bu programı yapıyor olamayacaktık. Allah biz de iyi ki deriz. Evet. Kat ettiğiniz yolda karşılaştığınız olumlu ya da olumsuz olaylar ışığında başarılı olmanın en öncelikli kuralı nedir? Gençlere bu konuda ne önermek istersiniz? Şimdi tabii bir yola çıktığınız zaman hesap ettikleriniz de karşınıza çıkıyor, hesap etmedikleriniz de karşınıza çıkıyor. Bazı şeylerle siz baş edemeyebilirsiniz. Şu an ben hala yaşıyorum. Yani bazı şeylerle ben de baş edemiyorum. Ama ne yapıyorum? Ben ne yaptığımı biliyorsam işime devam ediyorum. Yani ben o baş edemediğim şeylerle ulaşmak için onlara tabiri caizse yalakalık yapmıyorum, rüzgarcılık yapmıyorum. Evet, itilebilirim. Evet, değer görmeyebilirim. Ama ben asla duruşumdan taviz vermiyorum ve bir gün yolun bir yerinde bunun karşılığını siz alıyorsunuz. Hayat mesela başarı dediğiniz şey nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Bir kere çok çalışmanız, az uyumanız lazım. Yani 2 kere 2 4 beni tanıyorsunuz siz az çok. Yani bana bu tweetleri sen mi yazıyorsun diyorlar. Yani yoksa asistanın mı? Ben 3-4 saatle yaşayan bir insanım. Hani bu tempoya nasıl dayanıyorsun diyorlar. Eğer bir hedefiniz varsa, doğru bir ideolojiniz varsa ve inancınız varsa ne yapıyorsunuz? Yorulmuyorsunuz. O uykusuzluk sizi yıpratmıyor. Ve dediğim gibi hesap ettikleriniz sizin kontrollü olduklarınız, bir de hesap etmediğiniz düşmanlarınız, yani işte kıskananlar. Ben bunu çok yaşıyorum. Yani kıskanıldığımı biliyorum. Kendi camiamda. Benim yüzüme söylüyorlar ya, senin çıktığın programa kimse gelmek istemiyor çünkü sadece sen reyting yapıyorsun. Evet biliyorum, benim çıktığım programda ben kendi konularımda insanları dinletirim ve bağlayıcı olurum. Benim 1,5 yıl önceki videom şu an rekor kırıyor. Bakın 1,5 yıl önce zaten rekor kırmış, biri bulmuş, bana WhatsApp gruplarında bile paylaşılıyormuş bu kadını mutlaka dinleyin diye. O yüzden şunu ilke edineceksiniz. Siz kendi duruşunuzdan asla taviz vermeyeceksiniz. Bir de bunlarla aşmanın en önemli yolu, içinizdeki çocuğu öldürmeyeceksiniz. Gülüp geçeceksiniz. Kendinizle de dalga geçeceksiniz, başkalarıyla da dalga geçeceksiniz. Hani bana diyorlar bazı konuların üstüne çok gidiyorsun. Evet, gitmem gerekiyor, hak varsa. Tamam, siz gitmeyin. Hayatta her şey maddi kazanç değildir. Bunun karşılığında Allah size hayırlı evlat verir, hayırlı eş verir, hayırlı sağlık verir, bir şey verir. Bir de şunu düşünün, yani hayatta Allah korusun, ölümden başka her şeye çare var. Hani hal yolu bir değil, bin diye bir söz vardır. Bir şey duymayacaksınız değil. İnsanları tanıyorsunuz, en güzeli. İnsan seçiyorsunuz, insan tanıyorsunuz. Başınıza gelen olaylar önemlidir ama sizin onlara karşı durduğunuz çok daha önemli. Nasıl durduğunuz daha önemlidir. Başına bir felaket geldi. Senin nasıl durduğun önemli. Yani o yüzden düşmana şey vermeyeceksiniz. Yani fırsat, ama olacak. Yani yolda zaten, eğer çıktığınız yolda sizi kıskanmıyorlarsa, sizin önünüzü kesmeye çalışmıyorlarsa, size acı çektirmiyorlarsa, sizin yaptığınız işte bir sıkıntı var demektir. Çünkü güçlü, bir de şöyle olun bak, kuvvetli olmak için çalışmayın, güçlü olmak için. Çünkü her kuvvetin karşı bir direnci vardır. Ama güçlü insanlar bütün kuvvetler karşısında güçlüdürler. Biz de çok kuvvetli. Bana diyor ki çok kuvvetli kadınsınız. Hayır diyorum. Ben güçlüyüm. Durabilirim. Yani bunun karşısında. Ama kuvvetli insan kendi sıkleti, kuvvet bir sıklet gibidir yani. Sen 100 kilo kaldırıyorsun. 150 kiloluk adam karşına geldiği zaman ne yapacaksın? Bitti. Senin kuvvetinin hiçbir anlamı kalmıyor. O yüzden güçlü olacaksınız. Güçlü olmak için bilgili olacaksınız, okuyacaksınız, sosyal olacaksınız, sabırlı olacaksınız ve en önemlisi haddinizi bileceksiniz. En önemlisi de o. Evet. Evet. Sizce insan ne için yaşamalı? Gençlik geleceğine nasıl hazırlanmalı? Vallahi ben aslında insan ölmek için yaşamalı.
Çünkü neticede hepimiz öleceğimizi biliyoruz, sadece öleceğimiz tarihi bilmiyoruz. Zaten o yüzden de insanlar ölümü bilerek ama ölümden hiç korkmayarak yaşıyoruz. Hepimiz için geçerli. Herkes bir cenazeye gidiyor, herkes birbirini toprağa koyuyor ama cenazeden çıkınca sanki hiçbiri kendi ölmeyecekmiş gibi davranıyor. Enteresan bir mantık. Bu ruh halini de tabii Cenab-ı Allah vermiş, yoksa insanlar hani ölüm şeyinle kafayı yerlerde. Ben hep şunu söylüyorum, yani insan neden doğar? İnsan aslında sadece ölmek için doğar. Bizim hayattaki birinci en şey işimiz, insanın doğma amacı ölmektir. Onun içinde tek bir doğru amaç var, o da ölmek. Onun içinde bir sürü amaçlarınız olur. Amaç diye çıkarsın, aa ben yanlış yoldaymışım dersin, geri dönersin falan. Ama insan kaliteli yaşamalı ve dürüst yaşamalı. Ve kaliteli ölmeli ve dürüst ölmeli. Eğer yaşam şeyiniz bu, bir de şu var. Sadece kendine değil topluma sosyokültürel olarak ne verecek? Yani Rabbena, hep bena veya kendine Müslüman olmamalı. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden yaşama amacınız başarılı olmak olsun. Çalışkanlığı çalışkan olmakla karıştırıyoruz. Mesela başarmak için çalışmak lazım. Ama siz okulda okul birincisi olmak için çalışıyorsanız hayatı kaçırıyor olabilirsiniz. Yani çalışkansınızdır, okulu birincilikle bitirirsiniz ama hayatta başarılı olamazsınız. Çünkü sosyal zekanızı, duygusal zekanızı geliştirmemişsinizdir. Akademik zekada takılıp kalmışsınızdır. Ki böyle tipler çok var etrafımızda. Mesela okulluğu çok iyi derecelerle bitirip yüksek lisansını, doktorasını yapıyor ama asosyal. Yani o yüzden amacınız hayatta başarılı olmak. Ben çocuğuma hep onu dedim. Sakın bana dedim okul birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü falan getirme. Bir anne bunu der mi? Sakın dedim, istemiyorum. Başarılı ol. Başarılı ol ve nitekim de öyle oldu. Ne var yani oğlum okul birincisi olacak, hava atacağım, asosyal olacak. Bir de onun psikolojisiyle uğraşacağım. 15 Temmuz öncesinde gençlerle ilgili düşünceleriniz nelerdi? 15 Temmuz sonrasında bu düşünceleriniz ne yönde değişti ve gençlerin o zamanki tutumu size ne hissettirdi? Açıkçası ben keşke olmasaydı ama madem oldu, gençliğin bundan ders almasını istiyorum. Çünkü çok eleştiriyordum ben. Bizim gençlerimiz kafelerde bu özgürlüğü alınca çok fazla kafe müptelası oldular, nargile müptelası oldular. Tamam, sosyalleşmek güzel ama kendilerini eğitmeden sosyalleşiyorlar. Tabii biz de gidiyoruz, arkadaşlarımızla eğleniyoruz. Ve darbeleri görmeyen bir gençliğimiz olduğu için her şeyi bir şey oluyor. Özgürlük, şu bu bilmem ne. Bir ülkede bir darbe olduğu zaman, darbe girişimi, bu bir kalkışmaydı bir de yani. Olduğu zaman hayatın ne hale geldiğini gördüler, ona göre sahip çıksınlar. Yine yaymasınlar kendilerini. Ben de kafelere gidiyorum, bakıyorum. Gayet sorumsuz bir gençlik var. Hepsi üniversite mezunu, hepsi yabancı dil biliyor hemen hemen. Ama hayata karşı sorumsuzlar. İşte siz oralarda dolaşırken birileri öbür taraftan zekalarını kullanarak altımızı kazmaya çalışmışlar. Diliyorum ki gençliğimiz bu ülkenin, bu toprağın, bu bayrağın, inanan için bu ezanın, inanmayan için de yaşadığı toprakların ve özgürlüğün, demokrasinin ne anlama geldiğini öğrenmiştir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Bak sen öylesin, ben böyleyim. Herkes için bir anlamı olmalı. Eğer bir anlam hissetmiyorsa onun yani vatandaşlık problemi var demektir. Allah bir daha yaşatmasın. Biz üzerimize düşeni yaptık. Yapıyoruz da ama gençlik bunu çok iyi algılamalı. Mesela bununla alakalı ben gençlerden mesela size tavsiye ederim. 5 kişi toplanın, bir kitap yazın. Yani böyle bir tabii toplayın. Yazın, hiç önemli değil. Hiç satmasa bile elinizde bir kitap olur. 5 sene sonra birinin eline geçer, arşiv olur yani. Bu önemli yani. Üniversitede test konusu yapın yani. Mesela bu programınız devam ediyor. İşte gazilerle röportaj yapın. Onların hikayeleri çok önemli. Bunlar çok önemli hikayeler. Yani başarmak sadece bir şey, bir makama gelmek değil. Bedel ödemek. Bedel ödeyen başarılıdır. Bedel ödemeden sadece çalışarak bir yere gelen de kazançlıdır.
O da kazançlıdır. Kötü değildir. Ama bedel ödemek gerekiyor. Hayat bedel ödemek ve haddini bilmekten ibarettir. Bu benim sözüm nacizane. Seviyorum bu sözü. Teşekkür ederiz. Kuvvetli değil, kuvvetinizi güçlü olma haline getireceksiniz. Bol bol kitap mümkün değil. Yani kitap okumadan zeki olamazsınız. Okul bitirirsiniz ama kitap, karşı görüşün fikrini okuyacaksınız. Millet sizin hakkınızda ne düşünüyor? Mutlaka kitap okuyacaksınız. Hobiniz olması lazım. Hobiniz olmazsa fobiniz olur. Fobi sahibi. Sonra kıskanç olursunuz. Başkaları onu yapar, bunu yapar. Siz onlar böyle ama vakit harcıyor, zaman harcıyor, efor harcıyor. Sen bu sosyal olacaksınız ama hayatın tadını da zevkini de bırakmayacaksınız. Yani arkadaşlarınızla gezeceksiniz, eğleneceksiniz. Hayatınızı bir tepsi olarak düşünün. Neyi nereye koyduğunu bildiğiniz zaman o tepsinin dengesi hiç bozulmaz. Herkesin hayatı parmağının ucunda tuttuğu bir tepsi gibidir. Dengeyi bozduğunuz anda yalpalar. Ama bütün duyguları doğru yere koyduğunuz zaman o tepsiyle birlikte böyle hiç düşmeden taşırsınız. Senin Hikayen ekibi olarak bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak gençlere harekete geçmeleri ve hayallerine ulaşmaları için vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Vallahi şimdi hayaller can simididir. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin ama hayallerle hedefleri karıştırmayın. Bol bol hayal kurun, içlerinden meşru hedefleri seçin. Ve dediğim gibi başta ümitsiz olmayın, şükürsüz olmayın ve haddinizi bilin. Sabırsız olmayın. Gençlerde o yaştan gelen bir sabır var, sabırsızlık var. Ama şunu unutmayın, siz istediğiniz zaman hepsi olur. Vur açılsın, iste al diye bir söz vardır. Yani siz doğru düzgün yolunuza gidin, o yolun üzerinde dikenler de olacaktır. Ama siz onlara takılıp gittikçe daha da kuvvetleneceksiniz. Çünkü sizi yıkamayan her şey sizi daha da kuvvetli yapıyor, daha da güçlü yapıyor. O yüzden hani durmak yok yola devam misali, kesinlikle durmayacaksınız.